En sık gördüğümüz risk faktörleri sigara kullanımı, şeker hastalığı, hipertansiyon, hareketsiz yaşam, yüksek kolesterol ve kilodur. Erkeklerde daha genç yaşta ortaya çıkıyor ama kadınlarda da özellikle menopozdan sonra kalp damar hastalığı ve enfarktüs oranları neredeyse erkeklerle başa baş birebir aynı oranlarda gözüküyor. Öncelikle sebze ağırlıklı bir beslenme alışkanlığımızın olması gerekiyor. Sofrada mutlaka en az bir porsiyon, bir tabak ya bir yemek ya da salata mutlaka olmalı. Günümüzde kullandığımız bu perkütan koroner girişimler yani balon anjiyoplasti, stent, rotablatör veya benzeri ileri teknolojiler aslında bypass olamayan hastalar için de kullanılabilen teknolojiler. Ben Profesör Doktor Alp Burak Çatakoğlu. Girişimsel kardiyoloji uzmanıyım. Bugün sizlere kalp damar hastalıklarının risk faktörlerini, tanı ve tedavi yöntemlerini anlatacağım. Kalp damar hastalıkları dünyadaki en ölümcül, en sık gözüken hastalıklardan bir tanesidir. Çoğunlukla yaşlılık hastalığı olarak bilinir ancak günümüzde maalesef sigara kullanımının artmasıyla birlikte genç hastalarda da hatta kadınlarda da oldukça sık görmeye başladık. O yüzden kalp damar hastalıklarının aslında temel risk faktörlerini yakından tanımamız bununla mücadele etmemizi kolaylaştırıyor. En sık gördüğümüz risk faktörleri sigara kullanımı, şeker hastalığı, hipertansiyon, hareketsiz yaşam, yüksek kolesterol ve kilodur. Dolayısıyla bunların içerisinde bu değiştirebildiğimiz risk faktörleriyle mücadele etmemiz gelecekte bir enfarktüs ihtimalini, bir kalp damar hastalığı ihtimalini azaltacaktır. Tabii ki bu değiştirilebilir risk faktörleri dışında genetik hikaye yani annede, babada veya kardeşlerimizde kalp damar hastalığının olması da önemli bir risk faktörüdür. O nedenle genetik hikayesi olan hastaların belki daha bilinçli olarak kardiyoloji kontrollerini yaptırmaları yine gelecekte bu problemle karşılaşma olasılığını azaltacaktır. Eğer sigara içiyorsanız elbette sigarayı bırakmak veya bu yönde profesyonel destek almak gelecekte bir enfarktüs ihtimalini ciddi anlamda azaltacaktır. Benim diğer gözlemlediğim bir şey sigara kullanan hastalarda kalp damar hastalığıyla ve enfarktüsle çok daha genç yaşta karşılaşıyor olmamız. Maalesef günümüzde 30'lu yaşlarda anjiyo olan, stent takmamız gereken hastaların sayısı artmakta. Diğer taraftan kadınların aslında kalp damar hastalığı konusunda daha avantajlı olduğu bilgisi de tartışılabilir. Çünkü günümüzde kadınlarda da sigara kullanımı artmakta. Dolayısıyla kalp damar hastalıklarında biz yine kadınlarda daha genç yaşlarda görebilmekteyiz. Bilgilerden bir tanesi kadınlarda kalp damar hastalığının daha geç ortaya çıkmasıdır. Burada hormonların koruyucu etkisi elbette var. Erkeklerde daha genç yaşta ortaya çıkıyor ama kadınlarda da özellikle menopozdan sonra kalp damar hastalığı ve enfarktüs oranları neredeyse erkeklerle başa baş birebir aynı oranlarda gözüküyor. Yüksek kolesterol yine hipertansiyon gibi, şeker hastalığı gibi önemli bir risk faktörü. Hiperkolesterolemiyle de mücadele etmekte elbette diyet, hareket, yürüyüş, spor yapmak önemli. Ancak belli limitlerin üzerinde ise o noktada tabii doktorunuza danışarak bir ilaç ihtiyacı var mı yok mu bunların da tartışılması gerekir. Hipertansiyon özellikle büyük tansiyonun 140 veya üzerinde olması, küçük tansiyonun 90 veya üzerinde olması olarak tanımlanır ve hipertansiyon olan hastalarda da kalp damar hastalığı ve enfarktüs olmayan kişilere göre çok daha fazla gözükür. Şeker hastalığı önemli bir risk faktörü. Özellikle şeker hastalığı olanlarda biz enfarktüsün yaklaşık şeker hastalığı olmayan hastalara göre 4 kat arttığını biliyoruz. O nedenle eğer diyabetiniz varsa
ilaç kullanıyor olun veya olmayın, mutlaka bir kardiyologla gelecekteki kalp damar hastalığı riskinizi ve enfarktüs riskinizi gözden geçirin. Kalp damar hastalığının teşhisi konusunda günümüzde aslında teknoloji oldukça ilerlemiş durumda. Teşhisi koymak çok zor değil. Ancak kalp tabii kapalı bir kutunun içerisinde olduğu için kalp damarlarımızda olan plakları, daralmaları elbette ki sadece bir muayene ile anlamak çok kolay değil. O nedenle bazı teknolojilere, bazı tetkik yöntemlerine ihtiyacımız oluyor. Doktorunuz öncelikle risk faktörlerinizi değerlendirdikten sonra sizdeki kalp damar hastalığı riskini veya gelecekte bir enfarktüs oluşma olasılığını hesaplayacaktır ve buna göre bazı ileri düzey tetkikler isteyebilir. Standart yapılan testler EFOR testi, yani bir stres testi, ekokardiyografi, sintigrafi, EKG gibi bir takım yöntemler. Ama bunların ötesinde daha ileri teknolojiler de var. Eğer hekiminiz şüpheleniyorsa, belki sizden bir koroner BT anjiyografi, yani halk dilinde sanal anjiyo olarak da bilinir, böyle bir yöntemle kalp damarlarınızı görmek isteyebilir. Bu bir check-up testi olarak bize bazen gizli olan kalp damar hastalıklarının gözle görülebilir hale gelmesini sağlıyor. Gerçek bir anjiyo kadar yüksek çözünürlük bir görüntü olmasa da bize büyük koroner damarları, hayati olan damarları aslında gözümüzle görmemize destek oluyor. Ve şüpheli bir takım görüntüler varsa da kardiyoloğunuzun daha ileri, yani bir standart gerçek bir anjiyografi yapmasına yol gösteriyor. Stres testi ve ekokardiyografi, yani bir efor bandında yürüyerek çekilen EKG'ler de bize zaman zaman kalp damarlarınızda bir daralma, tıkanıklık, bir plak olup olmadığı konusunda bilgi veriyor. Ancak efor testindeki testin pozitif çıkması, yani bir problem olduğunu anlayabilmemiz için kalp damarınızdaki darlığın en az %70 veya üzerinde olması gerekiyor. Çünkü darlık daha azsa, yani %30-40-50 civarındaysa ve kalp dolaşımını bozmuyorsa, EFOR testinde de bu sinyaller gözle görülür hale gelmeyebiliyor. O nedenle EFOR testinin normal çıkması her zaman aslında kalp damarlarında bir problem olmadığı anlamına gelmiyor. Ancak EFOR testinde bir takım sinyaller, bozuk sinyaller görüyor olmamız sizde bir kalp damar hastalığı olabileceğine önemli bir işaret veriyor olabilir. EFOR testi %15 civarında yanılabiliyor. Yani hastalarda yanlış bilgi verebiliyor. Bazen EFOR testi normal çıksa da biz anjiyoda kritik darlıklar görebiliyoruz. Veya EFOR testi bozuk çıktığında anjiyoda bazen normal koronerlerle de karşılaşabiliyoruz. O yüzden tek başına bir teste güvenerek teşhis koymak kolay değil. O nedenle kardiyoloğunuzun tecrübesi sizi teşhis konusunda yönlendirecektir. Kalp damar hastalığının risk faktörleri, tanı ve tedavi yöntemleri konusunda size bazı bilgiler aktardım. Şimdi sizden gelen sorulara yanıt vermek istiyorum. Kalp damar hastalığından şüphelenen bir hasta ne yapmalı? Öncelikle bir kardiyologla tabii ki bu durumu konuşması gerekiyor. Kardiyoloğun yapacağı şey öncelikle sizin risk faktörlerinizi değerlendirmek. Eğer bu risk faktörleri içerisinde de kalp damar hastalığına sebep olacak önemli bir takım faktörler varsa size bazı tetkikler uygulayacaktır. Öncelikle bir EKG ve kan testiyle başlanacak. Daha sonra eğer şüphesi yüksekse belki bir stres testi, EFOR testi, ekokardiyografi ile devam edilecektir. Tabii ki burada da bir takım sinyaller, olumsuz bulgular saptandıysa daha ileri düzey bir test, yani bir sanal anjiyo veya bir gerçek anjiyo ile devam edilecektir. Kalp damar hastalıklarını engellemek için beslenmede nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle sebze ağırlıklı bir beslenme alışkanlığımızın olması gerekiyor. Sofrada mutlaka en az bir porsiyon, bir tabak ya bir yemek ya da salata mutlaka olmalı. Bu daha fazla da olabilir, yani bir porsiyondan daha fazla da tüketebilirsiniz. Günlük sebze tüketimi arttığında kalp damar hastalıklarında azaldığını görüyoruz. Diğer taraftan tuz ve yağ konusunda çok dikkatli olmalıyız. Az tuz tüketilmeli, sıfır tuz demiyorum çünkü vücudumuzun tuza da ihtiyacı var ama ne kadar az o kadar iyi. Yağ konusunda da özellikle sıvı yağ, zeytinyağını ön planda düşünmek gerekir. Eğer tereyağı seviliyorsa çok nadir, arada bir, yani günlük tüketimin %8'ini, %10'unu aşmayacak şekilde
tereyağı tüketimi de yapılabilir. Kırmızı et yasak değil ama limitinde olmalı. Ayda 1,5 kiloyu geçmemesinde fayda var. Diğer taraftan ekmek tercihlerimizde sağlıklı ekmekler, özellikle tahıllı ekmekleri tercih etmek gerekiyor. Ve süt ürünlerinde de yine limitli olmak ve belki tam yağlı yerine biraz daha yarım yağlı süt ürünleri de tercih edilebilir. Stent işleminden hemen sonra bir sonraki gün normal hayatınıza, iş hayatınıza, sosyal hayatınıza dönebilirsiniz. Seyahatleriniz varsa yine uçağa binmenizde veya seyahat etmenizde hiçbir engel yok. Çünkü stent işlemlerinde aslında tedavi tamamlandığı için doktorunuz aksi bir öneride bulunmadığı sürece hemen ertesi günü aslında normal hayatınıza dönebiliyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken en önemli şey yine kardiyoloğunuzun önerdiği ilaçları mutlaka harfiyen uygulamak, hiç aksatmamak. Özellikle de kan sulandırıcılar burada çok hayati. Bir sene boyunca yaklaşık 2 tane kan sulandırıcı kullanmanız gerekiyor. Bazı özel stent türlerinde 6 ay veya daha kısa sürede kullanılabiliyor. Ama standart uygulamada mutlaka bu 2 kan sulandırıcı doktorunuz siz kesin diyene kadar mutlaka devam etmek gerekiyor. Diğer taraftan önereceği diğer ilaçlar, yani tansiyonunuz, şekeriniz veya kolesterol için önerilmiş olan ilaçları da mutlaka harfiyen kullanmanız hem stentin ömrünü arttıracaktır, tekrar daralma oranını azaltacaktır, hem de diğer nispeten sağlıklı damarlarınızda yeni plakların, yeni darlıkların oluşmasını engelleyecektir. Yürüyüş yapmanız, özellikle haftada en az 3 gün, eğer mümkünse her gün yarım saatinizi yürüyüşe ayırmanız, gelecekte yine damarlarınızın daha sağlıklı olmasına yardımcı olacak. Beslenmeden bahsettik. Sebze ağırlıklı beslenme, tuzun yağın kontrollü olduğu bir beslenme yine gelecekte kalp damar hastalığına karşı hem stentlerinizi koruyacaktır hem de diğer damarlarınızda yeni problemleri engelleyecektir. Bypass olamayan veya ameliyat olamayan kalp damar hastaları çözümsüz mü? Onlar için bir alternatif çözüm var mı? Elbette ki bypass olamayan veya ameliyat olamayan hastalar için geliştirilmiş teknolojiler var. Günümüzde kullandığımız bu perkütan koroner girişimler, yani balon anjiyoplasti, stent, rotablatör veya benzeri ileri teknolojiler aslında bypass olamayan hastalar için de kullanılabilen teknolojiler. Bazı hastalar hakikaten çok yüksek riskli oluyorlar. Bu durumda mutlaka tecrübeli bir invazif kardiyologla, bir girişimsel kardiyologla günümüz çağdaş yöntemleri aslında bir gözden geçirmek çok iyi olur. Çünkü kalbi çok zayıf olan hastalarda bir takım pompa destekleriyle, işlem süresini kısaltacak güvenli bir takım stent yöntemleriyle ameliyat olamayacak hastalara günümüzde çözümler sağlanabilmekte. O nedenle buradaki en önemli adım anjiyofilminizle ve mevcut klinik verilerinizle tecrübeli bir girişimsel kardiyoloğun ameliyata alternatif olabilecek diğer yöntemleri size anlatmasıdır. Bugün sizlere kalp damar hastalığının risk faktörlerini, tanı ve tedavi yöntemlerini anlattım. Bu kurallara uymanızı canı gönülden diliyorum. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.